Evet, kalp hastalığı dedik hocam, kalp sağlığı dedik. Bugün biraz da kalp krizinden bahsedebilir miyiz? Kalp krizi nedir? Kimler riski altındadır? Kalp krizi de Kalp olduğunu krizi sanacağız dünyanın şu şimdi. andaki yine en önemli problemi. Hani şu anda belki koronavirüsten konuşuyoruz ama genel olarak baktığımız zaman dünyadaki ani ölümlerin hala en büyük birinci sebebidir kalp krizleri. Mesela haberlerde duyarsınız ya da sosyal medyada çevrenizdeki şeylerde duyarsınız işte 30 yaşındaydı, 40 yaşındaydı birden öldü, birden öldü. Aynı ölümler Yani mesela bizim çevrem, benim çevremde çok oldu mesela. Bir hafta içerisinde 7-8 kişi öldü birden. Yani sosyal medyadan diyoruz işte, bizim o çevreden özellikle, Evet, yani maalesef. maalesef, Divriğe'de de evet, çok kaybımız yani oldu. özellikle Divriğin şeyden Evet. çok yaygın. Yani gencecik insanlar, çok böyle iyi yetişmiş, çok kalifiye insanlar, bakıyorsun birden ölüyorlar. Yani bu çok büyük bir şanssızlık. Yani bir kısım da, hani diyelim ki bir miktar bu işin içinde ailesi, genetik, yani ırsi faktörler de var. Bir miktar kader de var bu işin içinde. Ama çok büyük bir kısımda yine de çevre faktörleri son derece önemli. Çevre faktörleri deyince de kalp krizine sebep olan işte yine iki tane demin söylediğim şey, sigara ve şeker hastalığı ve tansiyon yüksekliği, yani kilo, obezite. Yani bunlar kalp krizini son derece artıran faktörler. Ama bunlar olmadan da olabilir mi? Olabilir. Mesela kendisine bir insan çok iyi de baksa, eğer genetik yatkınlık var ise, genetik olarak bu damar tıkanıklığı genlerinde var ise bu kalp krizini geçirebilir, ama genelde bu kadar genç yaşta olmaz. Daha ileri yaşlarda olur. Mesela 60 yaşında olur. Olacak ise geçecek normalde, eğer kendine iyi baksa. Ama bu 60 yaşında geçecek kişi eğer çok sigara içer, kilosu var, diyabet yakalanır ve sigara içmişse, bu ta 30'lu yaşlara düşüyor. Yani sigara ve diyabet bu işi çok çok hızlandırıyor. Şeker hastalığı ve sigara bu kalp hastalığını çok hızlandırıyor. Kalp krizinde niye ölüyor insanlar? Biliyorsunuz kalp krizi demek kalp damarlarının, yani kalbe kan götüren damarların ani tıkanmasıdır. Kalp nasıl bir organ biliyorsunuz, hep kas yapısına oluşmuş. Ömür boyu hiç durmadan çalışan, işte 50 ile 100 arası dakikada diyelim ki çalışan, son derece enerji ve oksijen ihtiyacı olan bir organ. Çok çalışıyor ve çok enerjiye ihtiyacı var. Belki de en çok enerji harcayan organ kalptir. Yani oksijen tüketimini en çok fazla olan organ kalptir. Diğer organlarımız da belki çalışıyor ama kalp kadar devamlı, düzenli bir şekilde çalışmıyor. Mesela uyuduğumuz zaman beynimiz de hani çok enerji harcıyor, oksijen harcıyor falan, ama uyuduğumuz zaman mesela o biraz daha düşüyor. Ama kalpte öyle bir şey yok. Kalp devamlı çalışıyor. Mesela kaslarımız da, ellerimiz, kollarımız da hani bir iş yaptığımız zaman çok çalışıyor, ama dinlendiğimiz zaman o da istirahate geçiyor. O enerji ihtiyacı son derece azalıyor, ama kalbin öyle bir lüksü yok. Kalp son derece oksijene ve enerjiye muhtaç bir organ. Damar tıkandığı zaman da ne oluyor? Damar tıkandığı zaman da oraya ne demek? Oksijen ve enerji gitmiyor. Enerjiden kastımız işte glukoz, yağ asidi, protein, yani enerji gerektiren şeyler ve oksijen. Bu olmadan o hücrelerimizin zaten yaşaması mümkün değil. Ne oluyor? Öyle olduğu zaman da hücreye kan gitmediği zaman o bölgedeki hücreler yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Kalp krizinde o hücreler ölmeye başlıyor. Orada elektriksel akım yapısı bozuluyor ve işte fibrilasyon dediğimiz şey gelişiyor. Kalp aniden titreşmeye başlıyor. Elektrik akımı bozuluyor ve o zaman da kalp durmuş oluyor ve insanlar da o anda ölüyor. Maalesef. Yani kalp krizindeki ölüm sebebi bu şekilde. Damar niye tıkanıyor derseniz, damarlar işte bir ateroskleroz dediğimiz damar sert, halk arasında damar sertlik denen olay ta çocukluktan itibaren başlıyor. Birdenbire olan bir olay değil bu. Kalp krizinin aslında temelinde birdenbire, yani birdenbire bir olay var, ama onun altında çok eskiye dayalı bir hikayesi de var. Yani ta bizim bu 8-10 yaşlardan itibaren bu damarlarımızdaki yağlanma, damar içinde kolesterol birikimi başlıyor. Nasıl fark edeceğiz onu peki Fark hocam? edemeyiz. Fark edemiyoruz. Fark edemeyiz. Ancak ne zaman böyle 30'da 40 yaşlara gelince, işte 50 yaşlara gelince, daha da ileri yaşlara gelince o damarın endotel tabakası dediğimiz damar zarının iç tabakasının altında işte kolesterol birikimi, daha sonra hücre birikimi gibi dediğimiz bir ateroskleroz dediğimiz bir plak oluşuyor. İçi beyaz,
genelde kolesterolden ve damar altındaki hücrelerden oluşan bir oluşum. Bu yıllar içerisinde yavaş yavaş gelişen bir süreç, birdenbire olan bir süreç değil. Bu işte bunun gelişmesine de en etkili sebep bir genetik faktörler, sigara ve şeker hastalığı. Evet. Yani üç tane önemli ana sebep sayabiliriz bunların oluşumunda. O plak işte zaman içerisinde gelişiyor, yavaş yavaş daraltıyor damarı. Bizim şanslı hastalarımız şöyle bir kısım hastamız, o çok bir daraldığı zaman böyle %80-70'in üzerine çıktığı zaman, özellikle damarın en baş kısmında o darlık olduğu zaman, kişiler yürüdüğü zaman, işte koştuğu zaman, hareket ettiği zaman göğsüne ağrı geliyor, dinlendiği zaman geçiyor. Buna angina pectoris diyoruz tıbbi olarak, bu göğüs ağrısı olduğu zaman bu hastalarımız aslında bir bakıma şanslı hastalar, bu bize önceden bulgu veriyor. Damar tıkanmış, işte yürüdüğü zaman mesela merdiven çıkıyorum, ağrı geliyor, dinlenince geçiyor diyor. Çoğu hastamız bu şikayetler olduğu zaman zaten hemen bu şekilde doktora başvurduğu zaman da zaten hemen biz hemen gerekli tetkikleri yapıyoruz, anjiyosunu falan yapıyoruz. Ondan sonra işte belki bypass yapıyoruz, belki stent takıyoruz, belki ilaç tedavisi veriyoruz. En azından oranın farkında varıyoruz. Bu hastaların tabii kalp krizi geçirme riski biraz daha o zaman azalıyor. Bir takım önlemler alarak. İşte mesela hiçbir şey yapmasak bile sigarayı bıraktırıyoruz, şekeri kontrol altına alıyoruz, işte kan sulandırıcı veriyoruz. Bu şekilde oradaki plağın çatlayıp aniden damara tıkanmasını önlemeye çalışıyoruz. Kalp krizindeki demin bahsettim işte, kalp krizindeki olay ne? Oradaki plak yıllar içerisinde gelişti. Ama bazen de çok kritik darlık yapmıyor. %50-%60 darlık yaparken de çok şikayet yapmıyor hastalarda. Evet. Ve bu hastalar hiçbir şikayeti yokmuş gibi normal hayatlarını sürdürüyorlar. Ama o %50-60 plak bir şekilde çatladığı zaman o içindeki hani beyaz işte kolesterolden ve hücrelerden oluşan yapı açığa çıkıyor ve bizim damar yapısı bütünlüğü bozuluyor. Öyle olduğu zaman da bizim trombosit dediğimiz kan pulcukları oraya hücum ederek orayı onarmaya çalışıyor. Aynen bir damarımız kesildiği zaman, bir yerimiz kesildiği zaman orası nasıl kan duruyor? Nasıl durduruyoruz kanamayı? İşte o kan pulcukları geliyor, oradaki damarın, zedelenmiş damarın üzerine oturarak oradaki kanamayı durduruyor. Aynı mekanizma kalp krizinde de geçerli. Damarın içindeki o plak çatladığı zaman kan pulcuklarımız geliyor, trombositler geliyor, orayı tamir etmeye çalışıyor. Tamir ederken kümeleniyor, kümelenirken de damarı tıkıyor. Maalesef. Daha önce aslında %60 darlık var. Çok bir şikayet yapmayan darlık birdenbire %100 oluyor sana. Evet. Ve böyle olduğu zaman da işte kalp krizi oluyor. Ve ani kalp krizleri de işte özellikle genç hastalarda daha sık ölümlere sebep oluyor maalesef. Genç hastalarda sanki daha sık ölümlerle karşılaşıyor. Evet maalesef. Gençlerde kalp krizleri biraz da evet. 60 yaş üstü kalp krizi geçiren kişilerde sanki bu hastalığı biraz daha atlatıyorlarmış gibi. Yani şöyle bir onun mekanizması. Çünkü bir diyelim ki bir yerimizde bir damarımız daraldı. %70-80 daraldı ya da yavaş yavaş tıkandı. Vücudumuz bu darlığa ve tıkanıklığa karşı kolateral dediğimiz yan damarlar oluşturuyor. O damar bir yere az kan gidince etraf damarlar gelişiyor ve orayı bu şekilde tolere etmeye çalışıyor. Özellikle bu yaş ilerledikçe artıyor. Belli bir yaşın üzerine geldiği zaman da mesela o damar tıkansa bile o kolateral dediğimiz damarlar devreye giriyor ve çok büyük kalp krizi geçiriyor. Kalp krizi geçirseler bile ağır bir kalp krizi olmuyor. Ama gençlerde böyle bir şans yok. Gençlerde çok kritik bir darlık olmuyor genelde. Ve bu kolateral dediğimiz yan damarlar daha gelişmemiş oluyor. Gençlerimizin biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Yani burada en önemli bu hani bu damarın çatlayıp tıkanması olayında o kan pulcuklar, trombosit dediğimiz kan pulcukların oraya gidip hücreye tıkanması olayında da en etkili sebep yine sigara. Yani mesela tabii mesela sigara içenle içmeyen arasında 5 katı fark var. O kan pulcuklarının o gidip o damarı tıkama riski sigara içenle de 5 katı fazla. Yani sigara hem yavaş yavaş o damar şeritliğinin oluşmasını artırıyor hem de ani kalp krizlerinin riskini artırıyor. İşte tansiyon yüksekliği diyoruz mesela. Tansiyon yüksekliği önemli sebeplerden bir tanesi. Ne oluyor? Tansiyon o plan çatlamasına da sebep oluyor. Çok tansiyon yükseldiği zaman oradaki plak çatlıyor. Orada çatladığı zaman da dediğim mekanizmayla kan pulcukları oraya gelerek damarı tıkıyor. Biz kan sulandırıcı dediğimiz ilaçlar neler? Biz niye kan sulandırıcı veriyoruz? İşte aspirin türü ya da diğer kan sulandırıcılar.
Bunlardaki kastımız da o verdiğimiz kan sulandırıcılar, o kan pocukları dediğimiz trombositlerin fonksiyonunu bozuyor. Onların bu gidip oraya kümeleşmesini engelliyor. Bu şekilde de o damarın tıkanması daha yavaş ve daha az oluyor. Onun için kalp krizi riskini azaltıyor bu kan sulandırıcılar. Yani mekanizması da bu şekilde oluyor. Oradaki kan pocukları dediğimiz trombositleri etkisini azaltarak yapıyorlar bunları. En azından işte kişiler, özellikle aile hikayesi olanlar, hani sigara içmiyorsa bile, şeker hastalığı yoksa bile, kilosu yoksa bile, düzenli spor yapıyor olsa bile, özellikle riski ailesinde, dayısında, teyzesinde, amcasında, kardeşlerinde, işte kalp krizi geçirmiş, özellikle genç yaşlarda bu tür kalp krizi hikayesi, bypass hikayesi, stent hikayesi var ise, bu kişilerin belirli aralıkları yılda bir kez en azından bir kardiyoloji doktoruna gözüküp efor testlerini, eko testlerini düzenli yaptırmaları gerekiyor. Diyelim ki oradaki %60-70 darlık var, hiçbir şikayet yapmıyor ama hani o plak çatlıyor, %60-70 işte kalp krizine sebep oluyor. Biz bunu efor testinde belki saptayabiliyoruz. Yani hiçbir şikayet yapmasa bile efor testinde bir takım EKG'de bazı değişiklikler görerek bunu anlayabiliyoruz. Onun için efor testi önemli bir test. Zaten anji yaptığım zaman da zaten kesin görüyoruz. Ne var ne yok hepsini görüyoruz. Onun için kalp sağlığı için söyleyeceklerimizi bir özetleyecek olursak, aile hikayesini bir kere olup olmadığını bilmesi lazım kişinin. Dayılar, teyzeler, amcalar, daha uzak akrabalar. Bunları var ise ta 30 yaşından itibaren risk altındadırlar demektir. İşte düzenli kolesterollerine bakacaklar. Kolesterol yüksek mi değil mi? İşte kilosu var mı yok mu? Şeker hastalığı var mı? Sigara içiyor mu? Bunlar muhakkak bir gözden geçecekler. Belirli aralıklarla doktora gidecekler. İşte efor testlerini, ekosunu yaptıracaklar. Dediğim gibi belki hiç şikayet yok ama efor testinde biz bunu yakalayıp işte anji yaparak tespit etme şansımız olabilir. Sigara içmeyecekler kesinlikle. Yani belirli bir düzenli sporları olacak, kilo almayacaklar kesinlikle. Eğer bunları yaparlarsa bu riskleri son derece az olur. Bu şekilde engelleyebiliriz. Başka bir yolu yok. Yani genetik olarak belki ileriki yıllarda, belki 20 yıl sonra, 30 yıl sonra biz bunları belki çözeceğiz. Evet. Bu damar sertliğini, bu gen mühendisliği, genetik çalışmalar son derece hızlı ilerliyor. Ama maalesef bu damar tıkanıklığı, kalp damar tıkanıklığı ve diğer damar tıkanıklığındaki genetik fark, bir tane gen yok. Yani birkaç tane gen var. Yani tek bir gen olsa belki biz bunu bulacağız, çözeceğiz. Ama şu anda onu hala çözmüş değiliz. Dünya bu konuda çok uğraşıyor. Evet. Bütün bilim insanları bu konuda çok uğraşıyor. Ama daha hala çözülmüş değil. Yani eğer çözülse zaten insan ömrünü kanserlerde hani yenersek insan ömrünü rahat 120 yaşına çıkartırız. Yani bu damar sertliğini çözersek. Çünkü şu andaki ölümlerin en büyük sebepleri damar sertlikleri ile ilgili. Yani işte kalp krizleri, kalp yetmezlikleri, işte felçler gibi sebeplerden dolayı oluyor hala. En önemli sebeplerden bir tanesi. Tabii kanser de önemli bir faktör ama onunla yönelik çok çalışmalar var. Ona da yönelik genetik çalışmalar hala çok hızlı ilerliyor. Onlar da çok iyi ilerlemeler var. Ama ne kadar her şey iyi olursa olsun, insan sigara içiyorsa hiç yapacak bir şey yok. İsterse padişah olsun, isterse dünyanın bir numaralı adam olsun, bütün doktorlar emrinde olsun, bütün tıbbi şeyler olsun, hiçbir fark etmez. Sigaradan uzak. Sigara ve şeker hastalığın varsa hiç şansın yok.